şu anda Galatasaray'ın ciddi olarak ilgilendiği, en çok istediği isimlerden bir tanesi Sofyan Amrabat. Daha önce abisi de Galatasaray'da oynadı. Oradan da ilginç bir hikaye olabilir. Ama yani Amrabat transferi de çok kolay bir transfer değil. Çünkü çok uzun zamandır net bir şekilde hepimizin malumu olan Manchester United ilgisi var. Farklı kulüpler ilgileniyor Sofyan Amrabat'la. Sadece oradaki Galatasaray adına cazip kılan durum sözleşmesinin artık son senesine giriyor. Eğer diğer takımlar yani yarışta o kadar iddialı olmazlarsa en azından bonservis anlamında Galatasaray'ı çok zorlamayabilir. Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın çok ciddi bir ilgisi var. Hatta yani listede en üst sıralardaki isimlerden bir tanesi diyebilirim Amrabat için. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Yayınımızı beğenerek daha fazla Galatasaraylı taraftara ulaşmamızı sağlayabilirsiniz. Aslında taraftarlarımızın yorumlarına baktığım zaman çok fazla Mitchu'nun ayrılığıyla alakalı mutsuz olan izleyiciye rastlıyorum. Mitchu gitmemeliydi, neden kiralandı şeklinde yorumlar var. Muhtemelen böyle kilit zamanlarda attığı gollerle 3 puanı getirmesiyle de alakalı olabilir bu durum. Sen neler söylersin Mitchell'ın kiralanmasıyla alakalı? Yani Mitchell'ün ayrılığı zaten çok böyle teknik ekip ya da yönetim tarafından istenen bir şey değildi. Yani orada orta sahada zaten sayısal anlamda da eli çok geniş değil Galatasaray'ın. Mitchell geçen sene ilk etapta biraz daha böyle ilk 11'de oynar düşüncesiyle alınmış bir oyuncuydu. Kariyeri de öyle geçmiş bir isim. Yani bugüne kadar daha önce oynadığı takımlarda da öyle yedek kalmış, rotasyon oyuncusu olmuş değil. Yani senede 30 maça falan çıkan bir oyuncuydu. Biraz oyuncunun mutsuzluğu oldu. Yani geçen sene daha rotasyon oyuncusu, sonradan oyuna giren isim konumunda olduğu için çok tatmin olmadı açıkçası. Yani oyuncunun bir ayrılma isteği vardı. Talipler de çıktı. Türkiye'den de 2-3 takım istiyordu. Başakşehir'in talebi vardı. Samsunspor kiralamak istedi. İşte Pendikspor zaten muhtemelen kısa süre içerisinde transfer açıklanacaktır. Bu saatlerde falan resmi imzaların atılması bekleniyordu. Yurt dışından da talep vardı. Bonservisiyle Pendikspor'a gitti. Dediğim gibi yani bu Okan Buruk'a sorsanız her şey okey. Mitchell gitsin mi kalsın mı? Tek karar Okan Buruk'un elinde olsa ya da onun ağzından çıkacak laf da olsa Okan Hoca gitmesini istemezdi muhtemelen ama dediğim gibi oyuncu biraz oynamak istediği için, yedek kalmak istemediği için ayrılmak istedi. Bu şekilde gerçekleşti transfer. Kerem Aktürkoğlu'nu soranlar var. Çünkü biz Kerem Aktürkoğlu'nun formda olduğunda neler yapabileceğini görmüştük. Ama sanki bu son dönemlerde bir tık daha eski Kerem'i göremiyor sanırım izleyiciler sahada. Neler söylersin Kerem Aktürkoğlu ile alakalı? Ya Kerem çok daha önce mesela buna benzer süreçleri Burak Yılmaz çok yaşamıştı. Yani Acaba Yunus gittiği için biraz üzgün mü? ya üzgün olabilir de bunun yani Sahayla alakası yok. performansını etkileyeceğini zannetmiyorum. Yunus'la çok yakın bir ilişkileri vardı. Yunus gitti, Halil geldi ama ona başka bir kardeşi geldi yani Kerem açısından en azından öyle bir İcardi'yle telafi de var. arası çok iyi Ya zaten Kerem'in. hepsiyle arası iyi. Yani geçen sene Kerem'le ilgili yapılmış en doğru dokunuşlardan biri Kerem'i takımın üçüncü kaptanı yapmaktı. Yani antrenmanlarda, kampta o kendi aralarındaki ilişki, diyaloğu gördüğümüzde Kerem'de çok büyük bir değişim sağladı bu. Daha önce çok daha kendi halinde, kendiyle ilgilenen, kendi performansına odaklanmış ama yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum. Sadece bir tarzdı bu ve Kerem de gerçekten son dönemde benim gördüğüm yerli futbolcular arasında futbola en profesyonel bakan isimlerden bir tanesi. Yani kendisini geliştirmek için çok fazla çaba sarf ediyor. Çok kafa yoruyor ve bunun için çok çaba sarf ediyor dediğim gibi. O kaptanlık durumuyla birlikte ilişkiler, diyaloglar çok tatlı bir hale geldi. Yani biz bunu görebiliyoruz işte Icardi ile, Mertens'le, Torreira ile takım içerisindeki sadece yerli oyuncular değil, takımın yıldızı olan yabancılara karşı da böyle bir tabiri caizse Kerem kompleks yapmadı. Yani bu adamlar geldi. Eskiden yerli futbolcuların hep şöyle demeçlerini okurduk ya da röportajlarını izlerdik. İşte biz düşük paraya oynuyoruz, taraftar bizi sevmiyor ama işte yabancılar kral oluyorlar buraya geldiğinde tırnak içerisinde. Kerem'in hiç böyle bir kompleksi yok. Tam tersi onlar yani Icardi'nin, Mertens'in olmasının kendisini yukarı çekeceğinin bilincinde ve o doğrultuda davranıyor. Yani Burak Yılmaz benzetmesini şu yüzden yaptım. Trabzonspor'da kamyonla gol attı. Galatasaray'a geldi, kamyonla gol attı ama Burak her maça çıktığında yeniden kendini ispatlamak durumunda kalıyordu. Öyle bir algısı vardı. Kerem için de benzer bir durum var. Kerem de geçen sene sezonun ilk asistini bayağı geç yaptı Kerem. Hatta Kasımpaşa maçında ilk 11 başladı. O zaman Yunus Akgün'le Kerem çok tartışılıyorlardı performans olarak şimdi olduğu gibi. Yani o maçta mesela Okan Hoca Kerem'i 45. dakikada oyundan alsa
Muhtemelen Kerem sezonun geri kalanını yedek kulübesinde geçirirdi performansı itibariyle. Almadı, ikinci yarı hat-trick yaptı ve ondan sonra bir çıkış yakaladı Kerem. Şimdi yeniden kendini ispat edeceği döneme gelmiş durumda. Yani ben mental anlamda, yani düşünce anlamında Kerem'in kafasında herhangi bir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Geçen sene başlangıcında biraz şu vardı. Yani böyle Avrupa'dan çok ciddi teklifler bekliyordu. İstediği düzeyde teklifler gelmedi. O biraz etkilemişti ama bu sene böyle bir şey de yok. Yani şu an Şampiyonlar Ligi motivasyonu var. Bu takımın ana parçalarından bir tanesi. Yani onu motive edecek durumlar da çok fazla var. Ben kısa süre içerisinde o geçen senenin ikinci yarısında gördüğümüz Kerem'i göreceğimizi düşünüyorum yeniden. Peki sorulara geçiyorum yine izleyicilerimizin sorularına. Onur Bayır demiş ki Verratti defteri kapandı mı? Yani Verratti Galatasaray'ın hala istediği bir oyuncu ama oradaki maddi şartlar çok zor. Yani oyuncuya yapılan teklifler çok yüksek. Herkes de bir Mauro Icardi değil. Yani 30'u 40'ı reddedip buraya 5'e 6'ya gelecek değil herkes. Icardi'nin daha önceden kurduğu bir bağ olduğu için bu gerçekleşti. Evet. Verratti konusu o yüzden zor. Yoksa artık transferin son günleri, çok ciddi Avrupa'da bir belli ki istediği düzeyde bir teklif almış değil Verratti. Galatasaray ciddi bir alternatif olabilir onun için ama maddi şartlar Galatasaray adına çok kolay değil bence. Peki Alperen Karakaya demiş ki bakan bu güven vermiyor, santrafor da lazım. Aslında bunu genel itibariyle hücum hattı olarak da konuşabiliriz. Şu anda hali hazırda en güven veren isim sanıyorum ki Icardi. Onun dışında bakan bu belki. Biz aslında antrenmanlarda ilk geldiğinde gördüğümüzde çok formda olduğunu düşünüyorduk. Ve etkili performans sergileyeceğini de bekliyorduk ama belki zamanla da açılacak olabilir. Neler söylersin hücum hattıyla alakalı? Ya bence şu an yani bireysel performansları sorgulamak için biraz erken. Çünkü daha takım çok yeni. Yani takım çok yeni derken aslında şu da var bir taraftan. Şimdi az önce eleştiride bulunduk transferler geç kaldı diye ama yani mesela şunu hiç kimse beklemiyordu. Çok açık konuşalım bunu. Mauro Icardi gelecek Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak kısmını biz Haziran ayı başında Galatasaray taraftarlarının işte 30 milyon taraftar varsa 29 milyonu böyle bir şeye inanmıyordu. Yani Icardi evet gelebilir. Zaten gelmesi de biraz sürprizdi de yani kalıp kalmayacağı da belli değildi de. Icardi gelse bile yani Şampiyonlar Ligi'ne takım bir kalır, kendini bir atar. Ondan sonra Icardi gelir, yavaş yavaş oynamaya başlar düşüncesi vardı. Takıma da sonradan katıldığı için hazır gelmez düşüncesi de vardı tabii, bir köşede. Yani oralarda oynayacağını bile düşünmüyorduk. Hazır olup olmamasının ötesinde oralarda daha Galatasaray'a geleceğini bile düşünmüyorduk. Evet. Şimdi yönetimi de burada takdir etmek lazım. Geçen seneki kadro tamamen korundu. Okan Hoca mesela ön elemeler başlamadan önce hep bunun altını çiziyordu. Özellikle savunma, işte Nelson Boya'ya çok fazla teklifler olduğu konuşuluyordu. Yani benim bunları korumam gerekiyor dedi. Yönetim bunu yerine getirdi. Yani geçen seneki kadrodan, son maçta çıkan kadrodan işte sol bekte Kazımcan vardı. Kazımcan hala elde. Bir tık daha üstü geldi. Evet. Angelinho geldi. Çok kalitelisi. Golünü de attı. Dün de ilk golünü attı ki ben daha da şık goller ve daha şık katkılar göreceğimizi düşünüyorum Angelinho ritmi bulduktan sonra. Orta sahada herhangi bir kayıp yok. Geçen seneki kadrodan, ideal 11'den kayıp olarak nitelendirebileceğimiz tek isim Raşitsa. Zaten kiralık bir oyuncuydu. Raşitsa alınmadı. Onun yerine de tercih edilip işte Hakim Ziyech alındı ve daha bu oyuncular oynamaya başlamadı. Yani başka bir yapıya dönüyor şu an Galatasaray'ın oyunu. O yüzden ben bireysel performansları çok eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü daha yapı oluşmadı. Ne oynayacağını %100 bilmiyor oyuncular. Biraz onlar oturduktan sonra performanslar değerlendirilir. Yani bakan bu işinde daha çok az süre aldı yani eleştirilecek kadar. Dün bir pozisyonda net bir pozisyonu değerlendiremedi. Muhtemelen o yüzden taraftarın bir tepkisi var ama daha bence çok erken eleştirmek için.